Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz. Mercan TV stüdyolarından ekranlarını yeni açan siz değerli seyircilerimize yeniden iyi akşamlar diliyorum. Konuklarım Adıyaman Organize Sanayi Bölge Başkanı Sayın Abdülkadir Çelenk ve AGAT Başkanı Sayın İbrahim Aslan Bey'le birlikteydim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve İbrahim Başkan'dan başlamak istiyorum. Şu anda yerel seçimlerle ilgili bir çalışma var. Adayları müracaat ettiler. Hala il genel meclis başkanlık üyeleri ve encümen üyelerinin müracaatları devam ediyor. Çok yoğun bir talep de var. Adaylarla ilgili de bazı şeyler söyleniyor. Mesela Ahmet Aydın Bey'in de Adıyaman'da aday olma ihtimalini söyleyenler var. Diğer taraftan il başkanı Sayın Emrah Bulucu'nun da ismi geçiyor her ne kadar müracaat yoksa bile. Bunlar da gelen bilgiler arasında ben İbrahim Başkan'dan bunlarla ilgili yorumlarını almak istiyorum. Yani Adıyaman'da 13 tane aday adayı var. 13 tane aday adayının olması Adıyaman'da AK Parti iktidarı döneminde ilk defa bu kadar düşük bir aday adaylığı süreci başladı Adıyaman'da. Bu da depremin verdiği etki, milletvekili listelerinde sadece o zaman Merkez İlçe Başkanı'nın girmesi, diğer seçilen 3 tane milletvekilinin AK Parti ile ve Adıyaman'dan, ki AK Parti'de çok fazla bir ilişkilerin olmamasından kaynaklandı. Yani gerçekçi olmak lazım. Ondan dolayı aday sayısı azdı. Şimdi biraz önce de söyledik, Adıyaman'daki en büyük sorunumuz şu. Bizi yönetmeye talip olanların projeleri neler? Adıyaman'ın kalkınması için neler yapmaları gerekiyor? İşte organize sanayinin kalkınması için hangi projeler var? Çalışacak insanların hangi şartlarda çalıştırılacağı? Hepsinin kredi borçları var. İşte biraz önce geçtiğiniz tüm fabrikalara, fabrikaların üstünde güneş paneli yaptırıldı. Devlet ona göre bir elektrik iadesi yapıyordu veya kullandığı elektriği düşüyordu, diğerini satıyordu. Geçen sene itibariyle bunu kaldırdılar ve insanlar batma noktasına geldi. Çünkü onlar az parayla yapılan bir şey değildi, milyonlarlık bir yatırımdı. Şimdi Adıyaman'ı ayağa kaldıracak bir adayın olması gerekiyor. Yani Ahmet Aydın dediğinizde Ahmet Aydın gelir mi bilmem. Ama normal şartlarda Ahmet Aydın eğer Adıyaman'a gelmiş olsa, bana göre Adıyaman'ın kalkınması noktasında çok büyük emekleri olur. Çünkü Ahmet Aydın AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar partide kalan 50 kişiden biriydi. Sonuçta bugüne kadar bakanlık yapan herkesi tanıyor. Yetkilileri tanıyor, bürokratları tanıyor, siyasileri tanıyor, bağlantıları var. Gelir mi? Bana göre gelmez. Böyle bir enkazın altına elini koymaz. Zaten milletvekiliydi depremde. İl başkanına gelince il başkanları ve merkez ilçe başkanları tabii adaydır denildi. Belediye başkanları gibi. Yani şu anda 13 tane adayının bir tanesi üzerinde mevcut belediye başkanımızı da katalım. 14 diyelim. 4 tane milletvekilimiz ve teşkilatlar ortak bir aday üzerinde anlaşamadı. Halen anlaşamıyorlar. 4 tane milletvekilimiz var. 4 tane milletvekilimizin şu anda hepsinin desteklediği ayrı aday var. Yani 2 tane milletvekilinin desteklediği bir aday gözüküyor. Onun dışında her vekil birini destekliyor. İl ayrı, merkez ilçe ayrı. Böyle gider bu silik yarışına girerse, egolarını tatmin etme noktasına giderse, genel merkez de dönüp şunu diyebilir. O zaman hepinizin il başkanı olarak kabul ettiğiniz il başkanını biz belediye başkanı olarak atıyoruz derler mi diyebilirler. Yaparlar mı? Yapabilirler. Sonuçta il başkanı jeoloji mühendisiydi. İl başkanı yıllardır siyasetin içerisinde olan bir arkadaşımızdı Emrah Başkan. Yani kendine göre de Adıyaman'ın sorun ve sıkıntısını da çok iyi biliyor. Sürecin de içindeydi. Yani Adıyaman'ı bilen İşte Ziya Polat sonuçta yıllardır Adıyaman'da gidip geliyor. Kendine göre partide emeği var. Sonuçta belediye başkanım Süleyman Kılıç depremin ilk gününden beri bir mücadele veriyor ve herkes yalnız bıraktı, dışladılar. Bunun nedeni de Süleyman Başkan'ın ekibinin yanlışları, hataları, onun da kendisini sorgulaması gerekiyor. Sonuçta Adıyaman'ın kalkınması gerekiyor. Adıyaman'ın kalkınması için Adıyaman'ın bu sorunlarının altından
kalkacak bir yapının, bir sistemi kuracak bir başkanın gelmesi gerekiyor. Yoksa Adıyaman'ı, ben geçen de söyledim, yine söylüyorum, ilden düşürülmesini talep etsinler, Malatya'ya bağlasınlar. Malatya büyük şehirdir. Belki bizim daha çok ilçe olduğumuz için yardımcı olabilirler. Ama biz bu kafayla, bu zihniyette Adıyaman'ı bırakın kalkınması, Tunceli'den, Erzincan'dan daha geriye gidecek bir duruma gidiyoruz. Eski belediye başkanlığı yapmış oranlardan ihtimal var mı yeniden belediye başkanı olma için? Müracaatları yoktu. Olabilir mi? Olabilir. Genel merkezdir, AK Parti'dir. Her zaman Adıyaman'da da, Türkiye'de de, tüm illerde listeler yapılırken müracaatı olmayan, dışarıdan partide emeği olmayanları bile atayan bir sistemin sahipleridir. Olabilir mi? Olabilir. Ama müracaat etmemeleri sanki olmayacakları gibi gözüküyordu. Bana göre biraz zor ama sonuçta AK Parti'de her şey olabilir. İki tane büyük ilçemiz her zaman konuşuluyor. Kahta ve Besni. Bununla yani ilgili neler söylemek Besni'de istiyorsun? Mevcut ilçe başkanı İsmail Sümer istifa etti. Saadet Partisi'nin belediye başkanı yani adayı. İstifa etmesi acaba genel merkezin onayını alarak istifa etmiş midir? Veya kendisi onay almadan istifa etmişse farklı mı olur? Bu bir yerden teyit almış mıdır? Sayın İsmail Sümer son bir senedir belediye başkan adayı olacağını söylemişti. Genel merkezde de teşkilatlarıyla da milletvekilleriyle de görüşerek onların ikisi dahilinde istifa etti. Bunun yanında Reşit Alkan Saadet Partisi'nin belediye başkan adayıydı. 2019'da da her türlü ayak oyunları döndürülerek seçim kaybettirildi kendisine. O da aday oldu son gün. Beklenilmiyordu. Yani ben dahi kimse beklemiyordu. AK Parti'den oldu tabii. AK Parti'den oldu. Yani şu anda gözüken ya İsmail Sümer ya Reşit Alkan arasında gider. Kahta'da da biraz önce Adıyaman'da dediğimiz gibi Kahta'da da adayı çok, en çok olan yer Kahta. Evet. 17 tane adayı var. Adıyaman'dan daha fazla. Tüm ilçelerden daha fazla. Eğer Kahta'da da siyasilerde şu anda İhsan Şan vekilimiz Kahtalı olduğu için yani onun fikri doğrultusunda gidilirse onun kafasında düşündüğü bir aday var veya adaylar var. Ama diğer milletvekilleri buna destek vermez, teşkilatlar vermezse Kahta'da da sıkıntı büyük olur. İşte o zaman Adıyaman'da düşünülen Kahta'da da düşünülebilir. O zaman ilçe başkanı çok çalışkandı, iyi çalışmıştı, emek vermişti. Partinin oyunu tüm sıkıntılara rağmen Adıyaman'da oylar düşmesine rağmen Kahta'da artmıştı. O zaman Kahta ilçe başkanı Osman Çetik Kaya'yı da aday edebiliriz diyebilirler. Bunların hepsi olabilir. Ama sonuçta aday çok önemli. Çünkü adaylar memleketin kalkınması için önemli. Bu sorunların giderilmesi için önemli. İlişkiler için önemli. Dışarıdan nasıl bir yatırım getirmesi gerektiğini bilecek, altyapısı olacak insanların olması gerekiyor. Yani siz getirip dışarıdan Adıyaman'a birini atadığınızda Adıyaman'ın bana göre bırakın kalkınmasını Adıyaman'a ihanet ederler. Böyle bir sürece girilebilir mi? Her şey olabilir. Başkan, yani müracaat eden adayları da bu memleket yerle bir olmuş. Yani bunların yapacaklarını biliyorlar mı, hesap ediyorlar mı sizce? Bu memleketi nasıl kalkındırabilirler, nasıl ayağa kaldırabilirler? Bunu acaba düşünüyorlar mı? Yani böyle bir sadece belediye başkanı olmak adına olmaz yani bu iş. Bu çünkü ismet bekleyen insanlar var. Baykan Bey, gerçekler konuşalım mı? Gerçekler konuşacağız tabii. 13 tane adayının tahammülde hangi projeleri vardı? Bu billboardların hangisinde projeleri vardı? Projelerini geçtik, depremi yaşadık. Depremden beri bunların hepsi Adıyaman'da yaşıyor. Adıyaman'la ilişkiler var. Hepsinin birinci dereceleri vefat etti. Siz bunlarla ilgili bugüne kadar hangileri çıkıp Adıyaman'ın sorun ve sıkıntısını gündeme getirdiğini gördünüz? Hiçbirini. Sosyal medyalarında hangisi Adıyaman'ın kalkınması için, Adıyaman'ın sıkıntılarının giderilmesi için konuştular? Hiçbiri. Hangisi Ticaret Sanayi Odası Başkanımızın yanına gitti? Sayın Başkanım, binlerce üyeniz var, bu üyelerin ayağa kalkınması için ne yapabiliriz dediler? Hiçbiri. Organize Sanayi Başkanımızın yanına hangisi gitti? Evet. Yani hiçbiri derken ben adaylarının büyük çoğunluğuyla da hukukum olan, sevdiğim, değer verdiğim insanlar. Ama bugüne kadar bu sorunlarda Adıyaman'ın hakikaten, bakın
belli başlı sorunlarının kalkınması için hiçbir şey yapamadılar. Aday adayların hangisi iktidar partisinden adaylar? Bu iş makinelerinin önüne gittiler hiçbiri. Hangileri gelen bakanlara, sayın bakanım, ihaleyi alan firmalara bu işler adrese teslim peşkeş çekildi, bu bonozu kaldırmadılar, bununla ilgili yasal süreç başlatılmadı diyebildi? Hiçbiri. Hangisi bu okulların veya servislerin sıkıntıların giderilmesi için velilerle işbirliği yaptılar, yanında durdular? Hiçbiri. Hiçbiri diyoruz. Yani bakın, hepsine de çok değer veririm, severim, saygı duyarım. Ama sonuçta hiçbiri şu anda Adıyaman'ın kalkınması ve sorunlarının giderilmesi noktasında vermiş oldukları bir çaba var mıdır? Şahsi olarak hepsinin vardır. Hepsinin emeği çoktur. Ama kamuoyu önünde, STK'ların önünde, siyasilerin önünde gelenlere bunu sorgulama noktasında hiçbiri konuşamadı. Süleyman Bey'in durumu nedir? Süleyman Bey tabii belediye başkanı olduğu için her zaman adaydır kendine göre. Ama gözüken özellikle son 15-20 gündür belediye başkanını yıpratmaya başladılar. Hatta şöyle bir şey var. Belediye başkanının yanındaki başkan yardımcıları veya getirip konum verdiği kendi müdürlerinin kendisine sattığını, mevcut aday adaylarından biriyle anlaştığını, olayı farklı yöne çekmeye çalıştıklarını, Süleyman Başkan'ın tekrar listeye girmeyeceğini, girmemesinden dolayı da güçlü bir adayın yanında gidip yalakalık yapıp konumlarını ve kurumlarını tutmak için çabaladıklarını görüyoruz. Şunu da bir teslim edebilir miyiz hakkını? Şimdi belediye başkanlığı döneminde en zor dönem Süleyman Bey'in dönemidir diyebilir miyiz? En zor dönemden daha ötesi hayati noktada en önemlisi burası. Doğrudur. Süleyman Başkan bir pandemi süreciyle başladı. Ardından ekonomik kriz, ardından depremi yaşadı. Şimdi Süleyman Başkan'a Allah yardım etsin diyorum. Bakın geçen de söyledim. Konuşmamız gerekiyor. Başkanı eleştirelim. Ama başkanı bugün molozdan eleştiremeyiz. Molozun ihalesini belediye yapmadı, valilik yaptı. Bugün ağır hasarlar, orta hasarlar belediyenin kontrolleri yapmadı. Çevre Şehircilik Müdürlüğü yaptı. Bugün depremde işte Vartana'daki sıkıntının muhatabı belediye değil, AFAD. Ama biz belediye vuruyoruz. Niye? Gücümüz ona yetiyor. AFAD müdürünü kimse eleştiremiyor, Çevre Şehircilik Müdürünü kimse eleştiremiyor. Vatandaş adam yerine koymuyorlar. Kapısına iki tane TYP'li koyup vatandaşla görüşmeyen müdürler. Kimse ağzını açamazken belediye başkanına herkes hakaret ediyor. Tamam, yanlış da vuralım, hata da vuralım. Ama milletvekillerimiz nerede? Milletvekillerimizin dört tanesi il başkanı, ilçe başkanıyla beraber belediye başkanının yanına alıp Adıyaman için ne yaptılar? Hangi büyükşehir belediyesine gittiler? Hangi iş adamına gittiler? Teşekkür ettiler. Gittiler, iş makinesi istediler. Başkan, biz bu iş makinelerini aldık, bu kamyonları aldık. Bunları çalıştırın, bunları yapın dediler. Hiçbiri. Yani bizim bunları konuşmamız gerekiyor. Yani bugün Adıyaman'ın her şeyi olan Adıyaman organizeye bile kayla almayıp başkanı ve yatırımcıları adam yerine koymayanlar bu memlekete hiçbir şey yapamaz. Bunlar, bu kadar ağır. Bunların konuşulması için sürekli gündeme getireceğiz. Aday da belli olduğu zaman biz Adıyaman'la ilgili konuları kendilerine ileteceğiz. Biz söylemeye devam edeceğiz. Biz Adıyaman'dan da hiç ayrılmayacağız. Sizin sorunlarınız bizim sorunlarımızdır. Teşekkür ediyorum başkan. Sayın Abdülkadir Çelik başkanımıza dönmek istiyorum. Sayın başkan, GES'te kalmıştık ama GES'le birlikte size başka bir soru sormak istiyorum. Depremden sonra yeniden o sebep başkan olarak seçildiniz. O kurumun başına geçtiniz. Siz depremde ne yaptınız? Seçildikten sonra neler yaptınız? Teşekkür ederim. Şimdi tabii İbrahim Bey'e sorduğunuz soruya da bir değineyim. Ahmet Aydın Bey Adıyaman için olmazsa olmazlardan birisi. Yani bana kim ne derse desin. Size yakın diye mi söylüyorsunuz bunu? He? Size yakın diye mi söylüyorsunuz? Hayır hayır. Evet. Ben tamam Ahmet Bey. Ben 13-14 senedir Ahmet Bey'le çalışıyorum. Ben Urlanca Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak bugüne kadar USB ile ilgili bir
bir sorunum olduysa kendisine iletmişim ve ikimiz beraber, yönetimle beraber Organize Sanayi Bölgesi en üst düzeye getirdik. Adıyaman Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde ben yönetime geldiğim zaman 150 hektar alan üzerindeydi. Ondan sonra iki sefer kamu yararı kararı aldım ve Ankara'dan ödeneğini çıkarttık. O sebebi 360 hektar alan, yani 3600 dönüm alana kavuşturduk. 60 civarında sanayicimiz var iken bu sanayiciyi 201 tane sanayiciye çıkarttık. Yani bu sadece benim başarım değil, Ahmet Bey'in de bana yaptığı destekten dolayı buraya geldi. Ahmet Bey bizim için Ankara'da da çok önemli. Ama Ahmet Bey'in şu anda bir bakan yardımcısı olması, ben şahsım olarak ona layık görmüyorum. Yani, başkan, yani bakan olması mı gerekiyor? Bakan olması gerekirdi. En azından meclis başkanı veya bakan olması lazım ki daha fazla Adıyaman'a yararı dokunsun. Ahmet Bey'in Ankara bürokrasi içerisinde çok güçlü bir hemşehrimizdir. Bugüne kadar Ahmet Bey gibi Ankara bürokrasisine yakın olan bir milletvekilimiz yoktu. Yani şimdiki milletvekillerimiz daha yeniler. Dördü de çok değerli arkadaşlarımız. Çünkü biz oy vermişiz bu Adıyamanlı olarak. Muhalefetin milletvekili de değerlidir ama Ahmet Bey bugüne kadar Adıyaman'da gelmiş geçmiş milletvekillerimizin arasında en faal olanlardan biri. Ahmet Bey'in bu enerjisinden Adıyaman'ın mutlaka yararlanması gerekir. Çünkü hangi sorunu götürürsen götür, Ahmet Bey Ankara bürokrasisi halledemeyeceği hiçbir şey yoktur. Ve Ahmet Bey'i de Adıyaman'ın çok iyi değerlendirmesi lazım. Sen bakma, biz kendi adamlarımıza pek sahip çıkmıyoruz. Bizim sahip çıkmamız lazım. Ahmet Bey ve onun gibilerine. Milletvekilini seçiyoruz. Milletvekili oraya gider gitmez. Biz burada eğer o milletvekillerini eleştirirsek de olmaz. Bu arkadaşlarımızı... Sayın Başkanım, bürokrasinin özellikle dışarıdan seçilerek il müdürlüklerine getirmesine nasıl bakıyorsunuz? Vallahi sana bir şey söyleyeyim. Yereldeki arkadaşlarımız bana göre daha uygun olur. Çünkü çevreyi daha iyi tanıyorlar. Yani dışarıdan gelen bürokrat istediğim zaman... Adıyaman'ın yerlisi kadar bilmez yani. Bunu bilmez, bilmediği gibi de o yani bizi hatır gönül meselesi bilmem şu bu şey yapmaz. Mutlaka ben eğer Adıyamanlıysa ben 15 senedir olsa ben başkanıyım. Benim gibi arkadaşlarımızı hep söyle. Biz canı gönülden torunlarımıza, çocuklarımıza neyi bırakabiliriz Adıyaman'da? Bugün Adıyaman yok, var veya yok olmayla karşı karşıya. Belki Adıyaman bir köy de olabilir. Eğer biz dün çalıştığımız bugün onun 5 katı kadar çalışmazsak Adıyaman köy olmakla karşı karşıya. Yani bekle gör politikasıyla bu iş yürümez. Bizim gece gündüz çalışıp Adıyaman'ı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Ahmet Bey gibileri veya işte milletvekillerimiz de mutlaka harekete geçirmemiz lazım ki bu il ayağı. Ben kendilerine bir öneride bulundum. Her bir milletvekili bir hafta nöbetçi kalsın Adıyaman'da. Ankara'da parmak kaldırmaya gerek yok. Her bir ama öyle bir uygulama var. Her hafta bir milletvekili olması Adıyaman'da. Olması gerekir. Yani Adıyaman'da her hafta, yani var her hafta bir milletvekili Adıyaman'da. Kalması lazım. Yani gelip böyle Vali Bey ziyaret edip hafta gidip sonları konteynere de ya onlara alıştırsın. Çektirmen bir anlamı yok. Çok güzel. Gelecek, şey geliyor, evet. Seninle görüşecek, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşecek. Ne sorununuz var, ne yapıyorsunuz? Bu sorunlarımızı Ankara'ya taşıması lazım. Yani şimdi gidip, bir arkadaş mesaj göndermiş. Diyor ki biz Ankara'ya diyor öğrencilerle gittik diyor. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni diye ziyaret ettik, bir milletvekili diyor dedi ki yerim yok dedi, kabul edemem dedi. Şimdi 50 tane öğrencinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odalarına gidersen tabii yer yoktu, doğrudur yani. Bunu da yadırgamamak lazım. Ben şunu söyleyeyim, yani kim seçilirse seçilsin
Adıyaman'a şu anda enerjisi yüksek bir belediye başkanı lazım. Mevcut başkanımız da yani çok beyefendi ve çok da severim. Belki değerlendirirler çünkü mevcut belediye başkanı hekimlikten oraya gelme. Adıyaman'ı öğrendi. Hepsi beyefendi insanlar. İnşallah hayırlısı neyse olur. Şimdi başkan bizim kimseyle bir alıp vermemiz var mı? Biz de hepsi dostumuz, arkadaşımız. Biz hayır. Bizim meselemiz Adıyaman. Adıyaman tabii ya. Biz buradan uyarlarımızı yapmak zorundayız. Aynen öyle. Eksiklikleri söylemek zorundayız. Yani bu iş kimsenin alınmasına gerek yok. Yok. Doğru bir tanedir. Aynen. Ama yanlış çok olabilir. Biz bunları söylemek zorundayız. Burada o yanlışları uyarmamız vatandaş bizi gerekiyor. İzliyor yani. Biz burada ne söylediklerimizi biliyorlar. Şimdi size bir şey söyleyeyim. Buyurun. Benim önerdiğim şu. Her hafta biri, yani iktidarın 4 tane milletvekili var. Ayda bir hafta burada kalsalar ne olur? Bizim sorunlarımızı gelip seninle benimle görüşüp sorunlarımızı Ankara'ya taşımalar lazım. Bizim Ankara'ya hiç gitmemize gerek yok. Telefonla hallederler. Bilmiyorum. Ahmet Bey'in şeyi buydu. Buradan hemen telefon ediyoruz, sorunları hallediyordu. Şimdi benim yaptığım şeyi sordunuz. Organize Sanayi Bölgesi'nde seçildikten sonra ne yaptınız? Şimdi belediyemiz biraz sıkıntılı. Ben belediye başkanından bir tane şey aldım. Allah razı olsun kendisinden. Temizlik için süpürge aldı. Belediye başkanımızdan. İkincisi, organizeyi temizlemek için. Tabii üzere. Canım evet. Yani orada Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nden de Allah razı olsun kendilerinden bir tane temizlik aracı aldım. İkisi. Dünya Bankası'ndan 7 milyon 500 bin euro. Dünya Bankası'ndan kredi tahsisi yaptım. Elektriğini yeniden faizli mi faizsiz mi? He? Yok düşük. Öyle bizim evet. Bu TL olarak şey olacak. Bakanlık üzerinden aldığımız için bizim bakanlık faizlerimiz çok düşük. %1 gibi bir faizi oluyor. Nerelerde bunu kullanırız? Ben onu şu anda mevcut olan elektriği yer altına alacağım. Bir, ikincisi trafoların hepsini değiştireceğim. Elektrik kesildiği zaman diyelim ki A fabrikasında elektrik kesildi, diğerleri de kesiliyordu. Her fabrikanın kendi bünyesinde o sorun kalacak. Yani elektrik diyelim ki A fabrikasında kesildiyse B fabrikasını hiç etkilemeyecek. Bir de enerjileriyle ilgili halen müracaatlarımız devam ediyor. Vatandaşın elektrikten faydalanması gerekir. Hattımız küçük geliyor. O hattı yenileyeceğim. Trafo merkezinden Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar yeniden yapacağız. Bu elektrik sorununu çözmüş oluyoruz. İkincisi, Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni açmış olduğumuz yerlerin yollarını, onların hepsinin asfalt işini yapacağız. Hem temizlik işimizi hallettik hem de o yeni... Özellikle üst tarafta yollarda bir bozukluk var, görüyoruz onu. Depremle birlikte tabii ki evet. Adıyaman merkezde olduğu gibi bizde de oldu ama biz kısa sürede onları yaptık. Ha deprem zamanı ne yaptık? Depremde biz saat 4.17'de deprem oldu. 4.45'te ben Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdim. Kaç tane fabrikamız yıkıldı, ne var gittim orada idari binasında tüm ekipleri çağırdım. Hemen elektrikteki sıkıntıları gidermeye çalıştık. Sular kesilmişti. Tabii bizim suların kesilmesi o köy elektrik hattına bağlıydı. Allah razı olsun. Arkadaş onu yaptı. Biz o günü elektriği bıraktık. Ondan sonra suyumuzu bıraktık. Ve doğal gazı da kontrol ettik. Kontrolden sonra doğal gazı da bıraktık. O sebebedeki tüm fabrikalar açtı. Vatandaşlarımızın çoğu o fabrikalarda barındı. Dışarıdan gelen yardımların %60-70'ini Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yere aldık. Ne kadar konteyner yerleştirdiniz oraya?
Konteynerler tabii sonra geldi. Yani konteynerler şu anda bizde 600-700 tane konteyneri var. Apar'ın. Kendimiz de organizede çalışan yok, herkese veriyorlar. Bizim pazarlığımız oydu ama şu anda herkes var. Herkes oturabiliyor. Biz Sanayi Bakanlığı'ndan da 300 tane şey aldık. Konteyneri aldık. Onları da fabrikalara verdik. Kendi işçileri ve kendileri kalsınlar diye onları da yerleştirdik. İki ay boyunca dışarıdan gelenlere ve oradaki kalan hemşerilerimize baktık. Özellikle Urfa ve Süverek ilçesi, Allah razı olsun, buradan kendilerini saygıyla selamlıyorum. Onlar bize kavuşmasalardı Adıyaman'a, biz acımızdan ölürdük. Yani onlar her gün bize dürüm getirdiler, ekmek getirdiler, su getirdiler, her şeyi getirdiler. Diğer Türkiye'nin tüm fertleri yardımcı oldular. Hiç elinde yardım gelmeler bile bizim için gözyaşı döktüler. Biz evet. Bunun için Türkiye'nin tüm fertlerine minnettarız. Allah rahmet eylesin. Diğer dört ilimiz de aynı şekilde bizim gibi perişan olmuşlardı. Ama Adıyaman bayağı her şeyini kaybetti. Diğer o sebepleri sordum. Onlarda fazla yıkılan bina yok. Ama bizde 15 tane bina tamamen yıkılmıştı. 28 tane de. Bunlara destek veriyor musunuz Sayın Başkan? Valla bizim kendi desteğimiz kısıtlı. Yani bizim öyle makinamız var olanı biz herkese veriyoruz. Yani bizim bir tane vincimiz var. İşte traktörümüz var. Bunlar her zaman sanayicinin emrinde. Biz o zaman dışarıdan da fazla yardım alamadık. Yani APAT sanki APAT yönetenler birer sıkı yönetim komutanı gibi davrandılar. Burada her yerde de söylerim, pek memnun da kalmadı kapattan, o açık ve net söylüyorum. Şimdi Adıyaman yönetimi o zaman bir başı boşluk, bozukluk vardı. Yani valisi belli değildi. 4 tane vali idare ediyordu. Koordinasyon valileri. Valimiz Allah yardımcısı olsun. Yani iyi bir insandı aslında ama o depremin verdiği şokla pek bir şey yapamadı ve buradan da ayrıldı. Allah yardımcısı olsun. Biz süreci ilk iki günü özellikle pek iyi yönetemedik. Burada tabii bizi yanıltan olay şuydu. Adana'da hiçbir şey olmamıştı. Adana'nın şu anda mecliste çok etkin olan adamı vardı, Yagara kopardı. Gaziantep Fatma Hanım Yagara kopardı, Antep gitti dedi, iki tane ilçesinde hasar vardı. Şey ekipleri, deprem kurtarma ekipleri. Ahmet Aydın niye yapmadı? Ahmet de ben sana bir şey söyleyeyim Ahmet Bey. Ben sabah saat 7'de telefonla görüştüm. Pozantı'daydı, geliyordu. O da tabii ilgili yerlere kavuştu ama belki onlar kadar etkili olamadı. Fatma Hanım çok etkin biri. Adıyaman biz kendimizi tanıtamadık. İki gün Adıyaman'da sanki deprem yokmuş gibi sayıldı. Yani o bize biraz zarar verdi ama Ahmet Bey de diğer arkadaşlarımıza hepsine Allah razı olsun Ahmet Bey buraya geldiğinde zaten akrabaların çoğu şey altındaydı, enkaz altındaydı. Osman'ın biliyorsun tek bir oğlu evet. vardı, eşiyle beraber gitti. Ama o şeye de enkaza da pek gelemedi. Hepimiz zaten şoktaydık. Ama bize düşeni bence depremde yaptık. Yani eğer yapamadık da ise de herkes hakkını helal etsin. Fakat bizim enerjimizin tamamını harcadık. Ben 11 kilo verdim depremde. 2 ayda 11 kilo verdim. Ben de 10 kilo verdim. Yani ama o geçti. Bugünü konuşmamız lazım. Bugün gerek milletvekillerimiz, işte Ahmet Bey, belediye başkanımız, bizler hep beraber
dört elle sorulmamız gerekir. Bu Adıyaman kısa süreden nasıl ayağa kaldırılır? En önemlisi bu. Bu. Yani giden gitti. Bizim birbirimizi elbette bir araya geldiğimizde eleştiririz. O eleştirmek pek bir şey zarar getirmez bize. Ama biz bugün neden bu kadar ağır hareket ediyoruz? Bu eleştiriyi getirme, ben mesela organize sanayi bölgesindeki sorunları bu işçilerimiz yok iken eğer 11 bin kişi TYP'ye alınıyorsa ilimde 20 milyon kişi yurt dışına gitmişse, ilimin insanları Kahta'ya yerleşmişse, bu ildeki insanların çoğu İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin'den geri gelmiyorlarsa demek ki benim bir eksiğim var. Onların gelebilmesi için gelip de konaklayacakları evlerinin olması lazım. Yani bu ilde bizim hep beraber çaba göstermemiz lazım ki bir konuk stokunu gitmemiz lazım. Yani bu konutları bir an evvel yapmak. Tamam bu TOKİ evleri yapıyor ama bizim de artık yavaş yavaş yerinde dönüşümden mi yararlanıyoruz? Yapsattan mı başlıyoruz? Bu konutları bir an evvel tamamlayıp vatandaşın gelip oturabilir. Ben kendim bir ev tutmuşum 13 bin liraya. Ankara'nın göbeğinde de 13 bin liraya ev tutarsın. Yani Adıyaman'daki bu pahalılık işçinin yemesi tamam, arkadaşlar para kazanırsa, düz işçi 1,5 milyona çalışıyorsa, olsa 4 milyona çalışıyorsa, kalıbın metrekaresini 450 liraya inşaata çakıyorsan ben nasıl burada inşaat yapacağım? Yani burada vergi verdikleri yok, ondan sonra işte sigorta dediğimiz olay yok ama çok yüksek fiyatla iş yapıyorlar. Biraz önce şeyi sordunuz, organizede kaç kişi çalışıyor? Organizede şu anda... Başkan bir de şunu sorayım. Şimdi eskide biz sizinle sohbetlerimizde işsizliği konuşurduk. Aynen öyle. Değil mi? Evet. İşte herkes diyordu işsizlik artmış gitmiş, işte Adıyaman'da işsizlik var diyorduk. Şimdi ne durumdayız? İşçi lazım mı? İşsizlik var mı? Bunun organizedeki çalışmalar buna bağlı mı? Bunun sebepleri nedir? Mesela işte bu alınan, başka yerlere alınan personellerle ilgili, TYP'den ilgili alınan o personel, 13 bin tane insan alınmış. Bunların organizeye, sanayiye zararı var mı? Bununla ilgili neler söylemek istersin? Bakan Bey, elbette ki zararı var. Nasıl olmaz? Şimdi bizim hedeflediğimiz tek şey ilimizin insanların ırgat olarak dışarı gitmemeleri. Biz hep bunu hayal ettik. Ve bu kurduğumuz hayalde de %65-70 başarıya ulaştık. Bizim bu sebebi olarak bu seneki hedefimiz 2023 yılı hedefimiz, deprem öncesindeki hedefimiz tabii 27 bin kişiydi. Ve arsalarımızı dağıtmıştık, sanayicilerimizi de belirledik. O arkadaşlarımız işe başlıyor. Bakın size bir şey söyleyeyim. Erdemoğlu gelecekti ki daha halen gelmekten 140 dönüm arazi verdik Erdemoğlu'na. Ayakkabıcılar sitesi yapılacaktı. 2000 kişilik ayakkabıcılar sitesini hayal etmişti ki bu inşaat devam ediyor. İnşallah onlar da olur. Yeni bir sektör açıyordu. 15 kişiye arsa vermiştik. Her biri 100 kişi çalıştırsaydı 1500 kişi, ki bizde konfeksiyonda 150 kişiden aşağı çalıştıran yok. 100-150 arasında. Yani biz bunların hepsine hayalimizi gerçekleştirmek üzereydik. Ama Allah'ın verdiği bir şey. Yani bu hedefimizi şaşırtan birey olsaydı belki mücadele ederdik. Allah bunu Allah'tan gelen, bizim de pek zorumuza gitmiyor. Yani biz diyemiyoruz, ben fabrikamı kaybettim, yeniden yaptım. %42 de ben kredi kullanmışım. Yani bir tek ben değil, bütün arkadaşlarımız böyle. Biz hep beraber, tamam ben biraz borçlanıyorum ama biz bunu hiç korkmadan borçlanmamız gerek. Ha batıracaksak da batalım. Ya batacağız ya kalkacağız. Ama şunu size söyleyeyim.
Adıyaman ilinin, ben söyledim ya daha başta, iki tane sorunu var. Biri barınma, yani bir an evvel bu konutları yapmamız lazım. Bunun için de belediye başkanımızın veya vali beyin veya milletvekillerimizin, özellikle bu iş belediye başkanına düşüyor. Yerinde dönüşümde 5 kat mı yapacağız? Eski katları mı? Ama buna belediye ilgilendirmiyor. Belediyenin çevre şehircilik. Ama çevre şehircilikle belediye başkanı konuşacak. Sanayi Bakanlığı'nda ben organize sanayi bir sıkıntısı olduğu zaman ben Sanayi Bakanlığı'yla görüşmem lazım. Belediye başkanı bir an evvel hangi katta kalacaksa onu bize bildirmesi lazım. Ki biz de Adıyaman'a... Yani imarla ilgili her şeyin tamamlanması lazım. Tamamlanması bir an evvel demesi lazım ki ya arkadaş sen 5 kat yaparsan kredi ve hibeni alırsın. 5 kat yaparsın. 7 kata da versin. Yani 7 katın ne günahı var? İşte 7 katta bakanlık müsaade ediyor mu etmiyor mu? Yani belediye başkanının vereceği bir karar değildir. Bu belediye başkanı da oradan soracak. Diyecek ki Sayın Bakanım yani ben bunu yapıyorum. Başka ilde nasıl uyguluyorsun? Bir bilgi kirliliği de var. Yani diyorlar ki aslında deprem oldu. Mesela 2 tane gökdelen var. 20 kaç katlı. Bir şey yok. Yani burada da verilebilir yani. Yeter ki zaman, sana yeter ki sağlam yapalım. Bakanın görüşü bu. Bakan özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız da yatay mimari diyor ya. Bu yatay mimari nedir yani? Bu yatay mimarinin kat adedi çıkarttı. İstanbul'da yatay mimari dediler. 100 katlık bir binayı 4 katını şey yaptılar, yıktılar. 96 kat oldu. Onu da yıktılar mı yıkmadılar bilmiyorum. Bunun netliğe kavuşması lazım. Eğer 5 ise biz 5'e göre... Başkanım 5 ise de sağlam yapılması lazım. Ya sağlam. Onu mühendislere yani, eğer güvenirsek, bu mühendisleri saf dışı etmezsek, mühendis arkadaşlarımız onu yapar. O da herkes emin olsun. Sen zemin etüdünü doğru verirsen ona. Kum ocaklarını denetim altına alırsan, bu dere malzemesine vazgeçersen, kırmayı yaparsan, sen çimento fabrikalarını denetime alırsan, sen eğer beton santrallerinin denetimini yerinde yaparsan, bunları yerine gelir. Evet. Yani mühendis arkadaşlarımız bunda bir şey daha söyleyeyim. Ya şehir mikserlerin tepesinde su bidonları var. O onların, o şeyleri kaldırmaları lazım ya. Ben bir ara baktım, diyor, meğerse bu bir işaret mi? Su ver diyor. Yani betona suyu ver diyor. Bunlar denetimi, şantiye şeflerini... Ama maliyet de yüksek. Adıyaman diğer illere göre maliyet çok maliyet yüksek. Maliyet çok yüksek ya. Maliyet aldı başını gitti ya. Beton olmuş 2000. Tekelleşme mi var başkanım burada? Onu elbette vardır. Yani biri diğerinde farklı vermiyor. Hepsi aynı fiyattan ödüyor. Bu neyin göstergesi? Anlaşmanın göstergesidir bu ya. Her şey öyle tekelleşme. Kum ocaklarda da fiyat aynı. Evet. Metre küpü her yerde aynıdır. Evet. Bunun denetime tabi tutulması lazım. Yani bir şey denetlenmeden olmuyor. Ve bunu denetleyeceksin. Devlet olarak denetimi eline alacaksın. Denetimi sağlayacaksın. Yoksa her şeyimiz böyle devam eder. Biz de yerimizde sayacağız. Evet, İbrahim Başkan'a dönmek istiyorum. Sayın Başkan, bu saydıkları, Sayın Çelengi saydıkları, bu olumsuzluklar karşısında sizce muhalefet ne yapıyor? Muhalefet görevini yapıyor mu? Muhalefet görevini yapmıyor. Muhalefet görevini yapmış olsa bugün bunları konuşmayacağız. Muhalefetin göstermiş olduğu... Aslında bunlar muhalefetin işi de değil mi? Muhalefetin asli görevi budur. Evet. Muhalefet bu konuda yıllardır o şekil. İşte Adıyaman küçük yer. Ben bununla kötü olmayayım, ben bununla ilgili bir sıkıntı yaşamayayım ya da bununla yarın yüz yüze geliriz vesaire. Bugün muhalefetin İl başkanları, ben bunu hep söylüyorum. Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Haşim Aşluk hariç diğer il başkanları aylardır bu konuları gündeme getirmiyorlar. Bu sorunları gündeme getirmiyorlar. Getirmemeye de devam ediyorlar. Eğer muhalefet bu sorunları gündeme getirmiş olsaydı belki Adıyaman'ın bu sorunları daha da seri bir şekilde çözüme odaklı gideceklerdi. Bugün
Deva Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, İYİ Parti'nin, işte HDP'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekilleri var, grupları var. Her salı, çarşamba grup toplantısı yapıyorlar. Bunlar bu grup toplantılarını isteseler ayda bir burada yaparlar. Her parti sıraya koşsa her hafta 20 tane, 30 tane, 50 tane milletvekilini, 100 tane milletvekilini Adıyaman'a getirip bir gece Adıyaman'da o çadır, konteynerlerde uyuturlar, kalırlar. İnsanların o yaşadığı sorunu gözler önüne gelirler. Bugün muhalefetin milletvekilleri seçimden sonra nerede? 14-28 Mayıs'tan sonra siz hiç gördünüz mü Adıyaman'da? Hiç görmedik. Gelip insanlarla o çadırlarda veya o konteynerlerde bu sorunları, sıkıntıları beraber gösterdiler mi? Göstermediler. İşte geçen hafta 5.7 idi. Yani normalde 5.3 dediler. Şiddetindeki depremde insanlar dışarı çıktı. Her tarafa uçak var. Hiçbir uçağa binip geldi mi Adıyaman'a? Yok. Gece dışarıda kalanlar ateş yakan Adıyamanlılarla beraber bu sıkıntıları göstermek için mücadele ettiler mi? Hayır. Gündeme aldılar mı? Hayır. Konuştular mı? Hayır. Muhalefet bunların hiçbirini yapmıyor. Adıyamanlılar niye iktidar partisine oy verdi diyorlar. Tamam. Doğrudur. İktidar partisi her türlü sıkıntı yaptı, sorunu yaşadık. Ama siz muhalefet olarak... Ana muhalefet milletvekili de var. Yani şimdi ana muhalefet... Türkler'e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne seçilmiş milletvekili. O konuda... Sayın Abdurrahman Tuttere seçildiği günden bugüne kadar Adıyaman'ın sorunlarını, sıkıntılarını gündeme getiren tek milletvekili. O getiriyor, iktidar yapıyor. O getiriyor, iktidar çözüm için veya muhataplarıyla görüşüyor. 14-28 Mayıs'tan sonra Sayın Abdurrahman Tuttere de biraz Adıyaman'dan artık olağan kongreler vardı, bir seçim süreçleri vardı, genel başkanlık süreçleri vardı. O da biraz Adıyaman'a mesafe koydu ama normal şartlarda Abdurrahman Tuttere'nin gündeme getirdiklerini bugün Gelecek Partisi'nin, Saadet Partisi'nin, Deva Partisi'nin, İYİ Partisi'nin artık milletvekilleri var. Onlar da sonuçta bugün Adıyaman'da o partide milletvekilleri yok ama Millet İttifakı'ndaydı. Onların da artık vekiller Adıyaman vekili olabilir. Gelebilirler. Getirmediler. Halen gelmiyorlar. Halen bunları konuşmuyorlar. Yani onlar bugün gelmiş olsa, organizedeki fabrikalara gitmiş olsa, şimdi iktidara gelselerdi ne yapacaklardı? İktidarın dışındaki ilişkilerle yapacaklarını bugün muhalefette yaparlarsa insanlar onlara güvenip oy verir. İnsan onlara güvenip vatandaş belki arkalarında gider. Bugün bakın AK Parti'nin adayı ortada yok. Ama herkes ne diyor? AK Parti kim aday gösterse göstersin kazanır diyoruz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday adayı yok. Bugün Deva Partisi'nin aday adayı yok. Bugün Gelecek Partisi'nin aday adayı yok. Bugün İYİ Parti'de aday adayı yok. Saadet Partisi'nde de il başkanı Sayın Haşim Haşlı'nın adı geçiyor. Bakın. Bunun sebebi ne başkanım? İşte sebebi muhalefet partisi muhalefet yapamadığı için kendilerine özgüveni yok. Bakın kendilerine özgüveni olmayan biz siyasiler bizi yönetiyor. Kusura bakmasınlar. Acama gerçek. Ne zaman muhalefet üstündeki ölü toprağı atarsa, muhalefet halkın içerisine girerse, muhalefet vatandaşla dertlerini bir paylaşırsa o zaman gerçekler ortaya çıkar. Vatandaş diyor ki tamam 21 metrekareli konteynerdeyim ama bana bunu vermeseler ne yapacağım? Muhalefet partisinin il başkanları, diğerleri, partide görev alanlar, işte milletvekilleri burada bizimle beraberler mi? Yok. Bizimle aynı acıyı yaşıyorlar mı? Yok. Bizimle bu sorunu yaşıyorlar mı? Yok. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye'ye hükmediyor. Siz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sayın İmamoğlu'nun Adıyaman'da mı gördünüz? Ankara, Mansur Yavaş. Bugün Türkiye'yi yöneten iki tane ildi. Gördünüz mü? Yok. Adıyaman'ın sorun sıkıntıları için ne mücadele verdiler? Hiç. Tamam. Bu da yardımı gönderdiler. 3-5 tane araç gereken onu iş adamları da gönderiyor. Onu İstanbul'daki Adıyamanlılar Vakfı, Adıyamanlılar Derneği, Gergerler Derneği Federasyonu'nun gönderdikleri İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir'den kat kat fazlaydı. Niye gelmiyorlar? Çünkü artık bunları çağırmıyorlar veya kale almıyorlar. Ama bir Hatay'a gittiler, günlerce orada sabahladılar. Şimdi siz bunu yaparsanız Adıyaman'da da vatandaş size ders niteliğinde sandıkta oyunun hakkını veriyor. Doğru mu yanlış? Veya doğru, tartışılır. Konuşulması gereken bunlar. Siz muhalefet olarak görevini yapmayacaksınız, mücadelenizi vermeyeceksiniz. En iyi oy verdiler. Evet. Dayatılmış bir liste, dayatılmış yapı ya hiçbir zaman evet demeyen Adıyamanlılar bana göre de bu şekil bir sonucun çıkması doğru değildi. Çünkü yaşadığımız acılarla
karşılaştırdığınızda diğer illere deprem olan diğer illerle Adıyaman'ı karşı kıyasladığınız zaman Adıyaman onların gerisinde mi veya önünde mi? Aynı. Aynı şey. Deprem bölgeleri hepsi aynı. Yani ondan dolayı çok fazla bir fark yok. Eğer Adıyaman'da yarından itibaren muhalefet muhalefetini yaparsa, muhalefet sorgularsa, biz buradan Adıyaman'daki muhalefet partilerinin il başkanlarına sesleniyoruz. Buyurun her hafta salı çarşamba günü mecliste yaptıkları grup toplantılarını buyursunlar, Adıyaman'da yapsınlar. Bir konteyner kentlerinin önünde gidip yapsınlar. Milletvekilleri gelsin, vatandaşla beraber o çamurla yollara girsinler. Ayakkabıları bir kirlensin, elbiseleri bir kirlensin. Gece duşu, banyosu olmayan o konteynerlerde bir sabahlasın ki bu insanların ne yaşadığını görsünler. O zaman insanlar bunlara güvenecek. Onlar Ankara'daki o sıcak yataklarında, klimalı evlerinde, klimalı araçlarında, devletin vermiş olduğu lüks imkanlarla yaşarken buradaki insanlara la aynı acıyı paylaşmadığında bunlardan oy beklemeler de bana göre doğru değil. Vatandaş da gerekli. Yine diyorum bakın doğru mu değil. Ama vatandaş sonuçta AK Parti'nin milletvekilleri her hafta burada. Geliyorlar gidiyorlar, her hafta bir bakan geliyor. Yaptığı bir şey mi var? Yok. Bakıp gidiyorlar. Sadece kendi kendini kandırıyorlar. Çünkü bakanlar geldiğinde bakanlara bu eksikleri götürmüyor. Ama o grup toplantılarını burada yapsalar, bu sorunların olduğu yerde de yapsalar, o bakanlar oraya gelip o sıkıntıyı gidermek zorunda. Sayın Bakan Adıyaman'da depremi yaşadı, gördü. Bundan sonra sizce bir değişim olmuş mudur? Hiçbir değişim. Şöyle değişim oldu. Sayın Özaseki hakkını verelim. O deprem esnasında Adıyaman'daki tüm orta hasarlı binalar yıkılacak dedi. Allah kesinler razı olsun. Aha. Peki orada bir şey daha var. Şimdi orta hasarlı binaları güçlendirmek adına bazı vatandaşlar birçok borca girdiler, birçok harcama yaptılar, güçlendirdiler. Bunlar ne olacak başkanım? Bu da bir kayıp değil mi? Yani sonuçta hepsi kayıp. Ama dediğim gibi bakın sonuçta bunu sorgulayacak bir muhalefet var mı Adıyaman'da? Var mı? Yok. Sorgulayan yok yani. Şimdi, şimdi sorgulayan bir muhalefet olmazsa neyi konuşacağız? Evet. Peki. Muhalefetin milletvekilleri gelip burada konuşsun ki biz ona göre yol alalım. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sayın Kadir Çelenk Başkanımıza özellikle şu noktada hem teşekkür etmek istiyoruz. Adıyaman organize, Adıyaman'ın şu anda kalbi. Onun ayağa kalkması için verdiği mücadelelerden dolayı ben kendisine ve yönetimine teşekkür ediyorum. Ama Adıyaman organizedeki yatırımcıların hepsinin can çekiştiğini, bu gidişle yerel seçimlerden sonra %50'sinin fabrikalarını kapatacağını ve batma noktasına geleceğini üzülerek burada ifade etmek zorundayız. Bunu da Adıyaman'a gelen bakanlara, milletvekillerine, bürokratlara daha gür bir sesle ifade etmeleri gerektiğine inanıyorum. Bundan sonraki süreçte de eğer Adıyaman'ın kalkınması hepimizin kalkınmasıdır. Bunun için mücadele edeceksek organizeden başlayıp üniversiteden devam edip yatırımların ve konutların bitme sürecine gitmemiz gerektiğine inanıyorum. Tekrar Sayın Başkanıma bize misafir oldukları için teşekkür ediyorum. Evet, size teşekkür ederim. Sayın Başkan, Mercan TV aynı zamanda Mercan Reklam da oldu. Adıyaman'da ciddi bir kurum. Bir kuruluş. Mercan Reklam, ışıklı, ışıksız, tabela, pano, plaket, aklınıza ne gelirse her türlü yazı, her türlü yazılım Mercan Reklam'dan geçiyor. Eski motif dediğimiz o devasa yeri Mercan TV aldı. Siz de Mercan Reklam'a, siz de Mercan Reklam'a bekliyoruz. Sizin son söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ben özellikle Mercan TV'nin yıllardan beri Adıyaman'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı size teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun Mercan reklamınızda. O da bir sektördür yani aynı zamanda. Evet yani, yani bizde 5 kişi çalışırsan bizim için büyük bir yarardır ve herkesi de istihdama katkı sağlamak. Her şeye katkısı olur. Dışarıdan alacağımıza sizden alırız. Ben son olarak şunu söylüyorum. Bizim hep beraber tamam birbirimize eleştirelim. Ama olumlu veya olumsuz.
Ama biz birbirimizle kenetlenmek zorundayız. Tüm kurumlar, bahçenimiz, iş adamlarımız, sivil toplum kuruluş başkanları, valimiz, belediye başkanımız, hep beraber. Bu işi dört elle, bu işe sarılmamız lazım ki Adıyaman köy olmaktan kurtulsun. 1954'te biz vilayet olmuşuz, 2023'te de köy olmayalım. Benim şahsi kanaatim bu, tüm milletvekillerimize, iş adamlarımıza, herkese burada duyurumdur, ricamdır, Adıyaman'a sahip çıkalım hep beraber. Yani sen de, ben de çıkıp gidip Ankara'da çok rahat yaşayabiliriz. Ama önemli olan geleceğimiz, Adıyaman'ın geleceği. Birey olarak kendi kendimizi kurtarmış olabiliriz ama toplum olarak bizim birlikteliğe ihtiyacımız var. Aynı düşüncede olmamayabiliriz. Ama Adıyaman için aynı düşünceyi taşımak zorundayız. Kısa gün çıkarların peşinde gitmeyelim. Ha, bir belediye başkanlığı seçimi var. Kim seçilirse hemşerimizdir. Kendilerini tebrik ederiz. Gönlümüz arzu eder ki en iyisi olsun. Yani tüm arkadaşlar da başımızın tacıdır. Hepsine başarılar dileriz. Ama gelsin herkes Adıyaman için elini taşın altına koysunlar ki biz bu sıkıntılardan, yani gelsinler bir gece bir konteynerde yağmur yağarken yaşasınlar ya, benim gibi senin gibi ya. Hele nasılmış konteynerde yaşamak? Efendim? Gelsinler bir duş alsınlar o konteynerde. Nasıl soğuk suyla yıkandıklarını görsünler ya. Yani biz bunların hepsini hep beraber dile getirmek zorundayız. İbrahim Bey'e de çok teşekkür ederim. Bu televizyonu kurduğundan beri bazı şeyler burada konuşabildik. Türkiye'ye sesimizi duyurabildik. Sizlere de teşekkür ederim. Bizi davet ettiniz. Davetinizden dolayı teşekkür ederim. Gönlüm şu andan yana hep beraber Adıyaman için çalışalım. Evet. Sayın Başkan, size teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. İbrahim Başkan'a da teşekkür ediyoruz. Efendim konuklarım, Adıyaman OSP Başkanı, yani Adıyaman Organize Sanayi Başkanı Sayın İbrahim Abdülkadir Çelenk Bey'di. Yine AGAP Başkanı ve Mercan TV Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Aslan Bey'di konuğum. Programımızın süresi bu kadardı. Bizi sabırla dinlediğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Yapımda ve yayında olan arkadaşlarımı da kutluyorum, tebrik ediyorum. Tekrar sizlerle de birlikte olmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.